Ha Ali. Hani tabii karşı şu şuraya mı basar? Canlı yayında mı? Yok yok ya, yanlış oldu. Burada çık oradan abi. Davet etmiyor musun? Çık abi. Şu anda başkanımız Mehmet Hanefi Selimoğlu, imparatorumuz Hayati Palancı, başkanımız İdris Payza ve Burak Payza şu anda Malatya'ya veya Farikaya'nda kafede yorgunluk çayı içiyoruz. Kendilerine de hoş geldin diyoruz. Valla yap. Bu kısa bir yayın arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Doldu. Millet beklemiş hocam. Şu anda hocamız İmparator Hayati Palancı, Mehmet Hanefi Selimoğlu abimiz, başkanımız. Yorgunluk Farikaya'nda yorgunluk çayı içiyoruz. Şu anda kendileri Malatya'da. Evet başkanım. Evet. İmparator olsun, senin başkanın olsun, işlerini gücünü bıraktılar. Çok meseleler olmasına rağmen uçakta, hatta en son saatte yakalamışlar. Özellikle bu maç için geldiler. Kendi takımları için geldiler. Malatya için geldiler. Malatya adına önce kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii ki Malatyalılar, ama eğer bu kardeşlerimiz kalkıp geldiyse cumartesi saat 3'te maçımız. Malatyalı sizler de sakın, dönüş maçımız bunlar. Sizler de evinizde oturmayın. Zaten ligde de maç yok. Stadı Gülnur'u Yeşil Tepelik sahaya dolduralım. Hayati Hocam ömrünü Malatya'ya vermiş. Hayatını Malatya'ya vermiş. Malatya sesi duyunca Türkiye'nin neresinde olursa olsun gelmeyi kendine bir görebiliyor. Gelmemesi için çok ısrar etti. Gönlüm bizden. Önemli olan imajdır. Olur olmaz. Nasibimizse, kısmetimizse, Allah nasip etmişse olur. Nasibimiz. Ama öyle demedi. Ben kendimi dedi göre, kendime göre sayıyorum bunu. Senin başkanın yine öyle. Kulüp başkanlığı yapmış. Amatördür. Bize belki amatörce bakarlar ama Hayati Hocam her şeye profesyonelce bakar. Demin de kendi de sohbet ederken söyledi. Malatya Sporu öyle basit bir isim değildir dedi. Ben hala bir yerde anılıyorsam Malatya Spor'da yaptığım, yaşadığım şampiyonlar, Konya'da da oynadım. Çok kulüpte oynadım ama ben imparator burada oldum. Bu şehrimden oldum. Bir yere gittiğim zaman hala Hayati ismi olduğu zaman millet kendine Malatya Spor'dan dolayı bize aynı saygı, aynı sevgi gösteriyor. Benim bir borcum vardı. Senin başkanın tekrar öyle kulüp başkanlığı yapmış. Ama ben amatördeyken gelmeyeceksek, Süper Lig'e çıkarsak, gelirsek o zaman bu iş yalakalığa döner. Ben amatördeyken geleyim dediler. Evet. İkisi de biz dedi zor günde bir el atalım dedi. Hem Hayati İmparator Hocam, hem Selim Başkan. İkisi de kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Nedeni de şu, iyi günlükken de sohbetimiz havalanda gelirken söylediler. İyi gündeyken herkes gelir dedi. Biz belki bir şey yapamazdık ama biz o gün takımımızın yanında yer aldığımızı görürsünüz dedi. Önemli olan Malatya'nın dışında olmak değil dedi. Malatya Spor sevdası dedi. Bu bizim Malatya Spor'da bir aşkımız dedi. Önemli olan ligi değil dedi. Tekrar söyledi kendisi. İkisine çok, ben çok mahcup oldum kendilerine. Hatta bugün ağırlamak istedim. Yok dedi, bir çay içelim. Sizin işiniz çok dedi. Sizin uğraşacağınız şeyler çok dedi. Bizler zaten Malatyalıyız. Biz kendimizi hem öğlerimiz burada dediler. Hem de onlar da bir görelim. İlk işlerde maçtan sonra gidecekler. Uçak yoktu. Pazartesi gidecekler. Bizi çok onurlandırdılar. Çok gururlandırdılar. Biz onların
bayrağını taşıyorduk. Onlar bir yerlerdeydi, daha üstteydi. Belki biz atlardayız. Bu bayrağı Selim Başkan'ın, Hayati Hoca'nın, onlar da namuslu bir şekilde taşıdı. Biz de namuslu bir şekilde taşıyacağız. Sakın biz kulübü öyle yarım bırakıp yiğit yerinde kalkar. Evet. Yok yiğit karmanda kalkar. Yok ben Malatya Spor'u kimselere verme. Ben bu takımı, burada öyle bir kayaları yoktu. Onlar da kayaları yoktu. Malatya Spor sevdaları vardı. O yüzden özellikle bari tüm mesaini Malatya'ya harcayan, hiçbir karşılık beklemeyen, bizim de antrenmana gelen. Özellikle sana teşekkür ediyorum. Sonra tekrar huzurunuzda Hayati İmparator'a teşekkür ediyorum. Selim Başkan'a teşekkür ediyorum. Malatya camiasına teşekkür ediyorum. Futbolcularımı gözünden öpüyorum. Onlar yarın kampa girecekler. Ben bugün antrenmandan gördüm. Evet. Korkunç bir korku sarmış herkesi. O futbolcularımız buna inanmış. Bu sevdaya. Ben onlarda bunu gördüm. Şu anda üçüncü takımın karşısına çıksa onu yenebilecek yüzdeler. Çünkü davaya inanmaklarını gördüm ben. Akşam son itmanda. Yarın da bir teritman atacaklar. Ben isterim ki arkadaşlar, karşılıksız sevgi olsun. Bu Hayati Hocam'la Selim Başkan'ın yaptığı bir örnek davranış olsun. Türkiye'nin neresinde olursan ol, önemli olan şunu bir örnek vereyim. Yani Daştepe'de gece gündüzde oturuyorsun, Fahri Kayan'da Lüstayla'da oturuyorsun. Evet. Ama eğer Hayati Hocam ve Selim Başkan önce Daştepe'de gece gündüzde koşuyorsa, yarın şu demektir ki, yarın Malatya Spor nerede olursa olsun koşacaktır. Eğer bugün Malatya Spor bir final maçı oynasa Süper Lig'e, İstanbul'un dünya alemi sen yıkılırdı. Neden? Orada bir lig var. Orada üst lig var. Liglerin hepsi aynı. O yüzden tekrar teşekkür ederim. Biz çok duygulandık. Biz biraz daha kamçılandık. Selim Başkan'ın demin konuşurken siz böyle bir farkında değilsiniz dedi. Biz Ankara'da görüyoruz dedi. Kendisi de belki şimdi ifade eder. Evet. Ben bir masada oturuyorum dedi. İyi, belli bir lig hakemiydi. Tazeydi dedi. Taze oturuyorum. Biri beni tanıştırdı. İşte Selim Başkan da Malatya Spor'un kulüp başkanı yaptı. Bir baktım gidiyor. Masada gene bir çeki düzenledi. Yani ağırlığının ne kadar olduğunu dedi. Millet farkında değil. Evet. Millet bu şekilde Malatya Spor'un farkına varması lazım. Çünkü önünde, arkasında bir takma olmayan tek Malatya Spor, efsane Malatya Spor dedi. Efsaneden demeyelim, Malatya Spor diyelim. Bizler dediğim gibi dostlarımızla ayaktayız. Zor günde sevdiklerimiz yanımızda. İyi günde de yine bu dostları görmek isteriz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yarın kendilerini de aynı futbolcularımızla da yarın gelip bir teritman da izleyecekler. Bizim için baş tacılar, başımızın tacılar. Bizi bugün büyük bir şekilde onur etmişlerdi. Biz de kendilerine hatta bugün bazı şeyler söyledim. Söylediği tek şey vardı Selim Başkan Hayati. Siz gidin işine bakın. Biz Malatya Spor için geldik. Hiç kendimizi yani biz sevincin yanı sıra ya o kadar yol geldiler. Ağırlamak istedik, yok dediler öyle bir şey. Evet. Evet başkanım. Selim Başkanım abi biraz. Başkanım hoş geldin. Buradan ses gelecek mi? Evet. Hoş bulduk Bahar abi, hoş bulduk. İki aydır ekrandayız ama şimdi yan yanayız. Hoş geldin başkanım. Başım gözüm üstüne hoş bulduk. İzleyen bütün hemşehrilerime selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Büyük Malatya Spor taraftarlarına, kardeşlerime, ağabeylerime, hürmetlerimi gönderiyorum. Memlekette bu vesileyle olmak çok güzel. Geldiğimiz hep üzüntülü cenaze ile ilgili vesaire geliyorduk. İki yıl önce en son gelmiştim. Ama böyle güzel bir anı yaşamak için geldiğim için çok mutluyum. İdris Başkanımın söylediği övgü dolu sözlere layık olacağız inşallah. Asıl o kendisinin güzelliği. Sağ olsun, var olsun. Onlar bize onur verdi. Şeref duyduk. Ben ve Hayati Hocam şeylerin sizler gibi büyük Malatya Spor taraftarlarının tanık olduğu büyük destanların en güzeline, belki en anlamlısına tanıklık etmek için geldik. Futbolcu kardeşlerime, hocalarıma, başkanlarıma başarılar diliyorum. Biz bir Malatya Spor taraftarı olarak Hayati Hocam da ben de
bir taraftarlık görevimizi yapmaya geldik. Bu böyle. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ çok teşekkür olun. Ederim başkanım. İmparatorum, Malatya'mıza hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın imparatorum, iyisin? İyiyim, çok şükür. Senin de bu konuda biraz yorgunsun biliyorum ama... Yok, yorgunluk yok. Bir de Hanifi Başkanım orada bir şey unuttu. Hanifi Başkanım geldiği hiçbir maçta biz terse dönmedik. Hep kazandık gittik. İnşallah bugün de aynısı olacak. Cumartesi günü. Şu, içimizden kalbimizden geçeni seni programlarında ağzımızın çıktığı kadar bağırdık. Evet. Bunun, bu sevdanın ligi de olmaz. Bunu da söyledik. Bizim sevdamız Malatya Spor'du. Yanında olmaya geldik. Bir nebze olsun futbolcu kardeşlerimize, yönetimimize, taraftarlarımızın yanında bir taraftarlık daha yapıp bu görevi yerine getirebilirsek ne mutlu bize. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ben şunu biz teşekkür ederiz. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ben şunu ekleyeyim. Hayati hocam sayılı hocalar oldu. Hepiniz biliyorsunuz. Ben Malatya Spor şampiyonu olduğu sene yolda gördüm. Ben bu kadar heyecan görmedim. Yani her gün Malatya Spor olunca ayrı bir heyecan duyuyor. Ayrı bir özveri duyuyor. Durduğu durumu bakmıyor. Sürekli bir görev biliyor. Evet. Kendisine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Evet. Yani şunu söylüyorum. Arkadaşlar, Malatyalılar, lütfen kendi değerlerimize sahip çıkalım. Yani kendi değerlerimiz öyle bir yerimizde kayıp gidiyor. Nedense bir yabancı markası demeyelim de şöyle dışarıda devam ederiz ya yerli malı. Şehrimizde devamlı olan hocalarımız, teknik heyetimiz olur, hakemlerimiz olur, şehrin insanları olur. Lütfen kendi değerlerimize sahip çıkın. Bugün bak bir amatör maç kendine göre tanımış. O kadar yolu uçakla o da bulamamışlar yer. Geldiler karşılıksız pazartesi dinlenmeden geri gidecekler. Neden? Kendi işi için gelmediler. Ailesi için gelmediler. Hiçbir şey için gelmediler. Bunlar bizi daha kamçılıyor. Sonuç ne çıkarsa çıksın. Kaldığımız yerde devam edeceğiz. Bu dostlarımız olduğu müddetçe. Evet. Kardeşlerimiz olduğu müddetçe. Ben isterim ki Malatya'da bir tane tek hayati falancı bu kadar olmasın. Binlerce hayati falancı çıksın ki bu şehir her gün değerine marka katsın. Tekrar huzurunda hem Selim Başkan'ıma hem İmparator Hayati kardeşime, hocama, kaptanıma çok teşekkür ediyorum. Bizim çok, için çok kıymetliydi. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim başkanım. Bu arada zaten yayın açmayacaktık. Selimoğlu başkanım ve imparatorumuz geldiği için bir kısa olsa yayın yaptık. Hepinize çok teşekkür ederiz. Yayınımızı buradan kapatıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Tamam. Bunun dediklerimiz telefonla alakası yok.